Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 4 Mart Cumartesi gününün iddia tahminlerini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ee, çok uzun bir video yapmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok yoğunum arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için bile gerçekten e, zor zaman yarattım açıkçası. O yüzden e, uzun olmayacak videomuz. Açıkçası e, 7-8 maçlık yine bir program hazırlamıştım ama bazı maçların son sağlamalarını yapamadım. Yani sizlere son tercihleri vermeden birkaç kere daha fitreden geçmek, birkaç kere daha bazı maçlara kafa yormak gerekebiliyor. Onu çok yapamadığımdan bu videomuzda çok fazla maç olmayacak. Toplamda 4 maç paylaşacağım sizlerle. Yani doğrudan kuponlara yazılabilecek seviyede gördüğüm 4 maçı sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunların da arasından aklınıza yatanları tabii ki sizler de her zaman olduğu gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine önemli bir duyurum olacak. Onu da kısa süre sonra e, video içerisinde yapacağım. Perşembe performansımızı değerlendireceğiz. Dar ve zor bültene rağmen ee, çok çok iyi performansınız vardı Perşembe günü. Onu da sizlere aktaracağız. Sonrasında da maçlarımızı değerlendirip e, videomuzu sonlandırarak sizlerle vedalaşacağız sevgili dostlar. Tabii ki tüm bunların hepsine geçmeden önce sizlerden ricam arkadaşlar. Videoya bir beğeni yapmanız e, inanın biz yayıncılar açısından bu son derece önemli. Hem sizlerden bir manevi destek gelmiş oluyor. Yani evet ben e, kanalını videolarını takip ediyorum, beğenerek izliyorum. Şekilde bir mesaj da almış oluyoruz, bir destek de olmuş oluyor. Bir yandan da YouTube algoritması da üst sıralarda yer almamıza ciddi katkı sağlıyor. Yani yapacağınız her bir beyni belki bizleri birkaç basamak daha oralarda yukarı çıkarabiliyor. Bu anlamda da tekrar tekrar desteklerinize ihtiyacımız olduğunu belirtelim sevgili dostlar. Şimdiden de hepinize teşekkür ediyorum bu anlamda. Ee, önemli bir duyurumuz var demiştik onu şöyle ekrana da vererek hemen sizlere aktaralım. Kanal adımızda e, değişikliğe gidiyoruz arkadaşlar. Türkçe bir isme geçeceğiz biraz daha eğlenceli bir isme geçeceğiz. Aslında çok önceden planladığım bir şeydi ama malumunuz bir deprem hadisesi yaşadık. O dönemde yapmak doğru olmazdı. Zaten ne aklımıza geldi ne de içimizden geldi açık konuşmak gerekirse ama normalleşme sürecinde olduğumuz bu dönemlerde artık biz de bu icraatımızı gerçekleştireceğiz. Belki birçoğunuz bu videoyu izlerken kanalımızın adı değişmiş olacak zaten hala hazırda ama ee, lütfen abone değilseniz de abone olun arkadaşlar sonrasında şöyle bir şey yaşanmasın yani ya bir adam vardı konuşuyordu fena da değil tahminleri değerlendiriyorum değerlendiriyorduk diye düşünenler belki kanalı bulamayabilir o yüzden abone değilseniz de lütfen abone olun sevgili dostlar bu önemli duyurumuzu da sizlere bir kez daha hatırlatalım onun dışında yine e, hızlıca bir perşembe günü performansınıza bakalım perşembe günü hatırlarsanız çok dar bir bülten vardı çok da zor bir bülten vardı ya hepsini alacağız ya da hepsini kaybedeceğiz gibi gözüküyor demiştim sizlere. Hepsini aldık. dörtte 4'le full şekilde geçtik arkadaşlar. Sizler de şu anda ekranda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. PSV Denak maçında yapılabilecek çok fazla bir şey yoktu. PSV iki tane zaten atacak. 3. golünde riskine girelim dedik. PSV bizlere kazandırdı. Barcelona-Jalgeris burada da maç sonucu birin oranı yoktu. En düşük handikaptan bir risk aldık. Barcelona bizleri üzmedi. Monaco makabi burada gerçekten büyük riskler aldık. 84.5'a kadar çıkmıştı Monaco'nun atacağı sayı baremi ki biz yine de bu riski alıyoruz dedik. Ee, i̇ddia risk yönetimine adeta meydan okuduk ve tercihimiz başarılı oldu. Partizan Alba Berlin maçında aynı şekilde yine 86.5 olan baremden büyük bir riske girdik. Burada da arkadaşlar yine tercihimiz yine başarılı olmuş oldu. Firesiz geçtik Perşembe gününü. Hatırlarsanız sizlerden ee, güzel de bir beğeni talep etmiştim. Hafta arasına göre iyi de bir beğeni, iyi diyebileceğimiz seviyede bir beğeni geldi. Bu yüzden de ekstra teşekkür ediyorum. Ben de zaten gördüğünüz gibi hakkını fazlasıyla verdim arkadaşlar. Takdir edersiniz ki çok dar, çok zor bir bültende 4'te 4 kazandık. Güzel bir sermaye çıkmış oldu hem cuma günü hem hafta sonuna. Değerlendiren tüm dostlarımı da tebrik ediyorum ve e, cumartesi günden seçtiğim ilk maçta başlıyorum arkadaşlar. Almanya Bundesliga 2. Olması olmazımız. Cumartesi, pazar bir maçta olsa, iki maçta olsa mutlaka iyi de eşleşmelerimiz varsa yer vermeye çalıştığımız birlik benim doğrudan izlediğim, yani birebir takip ettiğim değil doğrudan izlediğim birlik. Zaten yayıncı kuruluş biliyorsunuz veriyor. Hamburg'la Nürnberg karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Hamburg geçtiğimiz hafta e, en yakın takipçisi, daha doğrusu yukarısındaki e, Darmstadt takımıyla 6 puanlık bir karşılaşma oynadı ve çok öne, çok erken öne geçtiği maçta 1-1 bir berabere kaldı. Darmstadt'ta maçın sonlarına doğru bir gol buldu. Maç aslında beklendiği gibi berabere bitti. Yani karşılıklı gol var ve beraberlik üzerinden yorumlanan bir maçtı. Tam olarak da öyle oldu. En azından yenilmeden çıktılar. Yani belki erken gol buldular, tutsalardı, skoru korusalardı çok büyük avantaj olacaktı ama yine de iki takımın art, e, hanesine de artı yazan bir karşılaşmayı diye düşünüyorum. Çünkü birbirlerine doğrudan rakiplerine yenilmemiş oldular. Ve artık Hamburg'un tekrar kaldığı yerden bir kazanma serisine devam etmesi gerek burada. Ve iç sahada Nürnberg'i ağırlıyorlar. Biletler tükenmiş arkadaşlar burada Hamburg kapalı gişe oynayacak ve erken saat maçı olacak. Tabii bizde Türkiye'de 15.00 ama Almanya'da saat 1'de oynanacak gündüz. Güzel gündüz maçı, iyi bir atmosferinde iyi bir taraftarın önünde Hamburg burada. Deplasmanlarda da ekstra sıkıntı yaşayan Nürnberg'e karşı bence coşkulu bir oyunla, iyi bir hücum futboluyla galip gelmeye yakın arkadaşlar ama ben Hamburg'un doğrudan pek galibiyetlerini değerlendirmiyorum çünkü mutlaka ne yapıyor diyor en azından bir tane gol yiyor bazen fazlasını da yiyebiliyor e, bu da tabii ki maçları çok stresli izlememize sebep oluyor o yüzden burada doğrudan galibiyetindense ben ev sahibi 1.5 gol üstünü alalım ve bu karşılaşmadan çıkalım diyorum sevgili dostlar 1.42'lik ideal güzel bir oranı var aklına yatanlar bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirler e, bu tam analiz yapacağım bir karşılaşma en düşük orandan alınabilecek en yüksek orana doğru beraber sizlerle İlerleyeceğimiz bir karşılaşma Arsenal-Bournemouth. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim çok sürpriz beklediğim bir karşılaşma değil. Yani baktığımızda hafta arasında e, Arsenal-Everton maçında 4.5 altında 1 olarak değerlendirdik ama yani e, futbol pelileri korudu bizi gerçekten. Özellikle son 10 dakikada 3 tane Arsenal, bir tane Everton gol kaçırdı 4-0'dan sonra. Neredeyse tercihimiz güme gidiyordu. Neyse ki e, şansımızın da yardımıyla kazandık orada da. Ee, yine iyi bir e, hafta işi geçirmiştik yani e, öyle bir arsın vardı ki arkadaşlar yani 3-0'ı buldu 4'ü arıyor 4'ü buldu 5'i arıyor zaten dediğim gibi çok da gol kaçtı 5'i bulsa 6'yı arayacak yani benim gerçekten hastası olduğum tarzda takım e, takım anlayış. yani bayılıyorum böyle yani golü bulduktan sonra bir daha bir daha arayan takımlar hani böyle 2-0 3-0'dan sonra yan pas geri pas hani top çevireyim aman dinleneyim tarzındaki takımlardan ziyade ben bu tarz takımların yanındayım arkadaşlar biliyorsunuz bayan Mesela iyi yıllarında, iyi dönemlerinde bunu çok yapar, yakaladığımı 7 tane, 8 tane atar ki bence futbolda böyle oynanması lazım. Yani aman rakibim zayıf işte rencide etmeyeyim falan diye değil. Asıl rencide etmek bence bu şekilde düşünmektir. Bulduğunda bence futbolda cezayı keseceksin. Arsenal'da çok büyük bir oyun iştahı, çok büyük bir e, hücum iştahı oynuyor gerçekten. Oyun kalitesi çok yüksek bir takım, oyun gücü çok yüksek bir takım. Burada da ligin en sıkıntılı ekiplerinden birini konuk ediyorlar. Bournemouth'u konuk ediyorlar. Tabii ki ateş hattında olan takımlar her zaman dikkat etmek lazım bu tarz takımların işte liderle oynadığı maçlara vesaire ama yani hafta içindeki Arslanı gördükten sonra da ben bu karşılaşmada çok fazla sürpriz düşünemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi en ideal orandan başlayalım bir kere. Arslan'ın hızlı başlamasını beklediğim mücadele yine tıpkı Everton maçında olduğu gibi ilk yarıdan ben Arslan ayağından en az bir gol bekliyorum bu karşılaşmada. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst bence. Birçok kupona doğrudan yazılabilir arkadaşlar. 1.27, 1.28 bandında bir oranı var. Üçlü kombinlerde mesela çok çok rahat yer alabilecek bir tercih bana göre. Bir tık daha riskleyerek biraz daha ideal bir tercihe çekmek gerekirse, biraz daha oranı yükseltmek gerekirse de ilk yarı bir tercihinin 1.42'lik oranı var. 1.0, 2.0 Arsenal sanki devreye önde gider gibi gözüküyor arkadaşlar. Bournemouth'a karşı kilidi açar ve devamını getirir diye düşünüyorum. En riskli ve en yüksek oranlı tercih olmak üzere de üçüncü tercihimiz aynı zamanda ev sahibi iki yarıyı da kazanır. 2-12'lik bir oranı var arkadaşlar. Yani mesela ilk yarı 2-0, ikinci yarı 3-0 ya da 4-0 şeklinde sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Ben Arsın'ın çok da hata yapmadan, çok da problem yaşamadan kendi standartlarına göre rahat geçmesini beklediğim bir karşılaşmadır. En düşük orandan en yükseğe kadar yorumlamaya çalıştım arkadaşlar. Aklınıza yattığı şekilde bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz yine. Ee, geçelim Kayseri Spor Fenerbahçe maçına. Tabi Kayseri'yi biliyoruz ee, Anadolu takımlarından oynaması özellikle deplasmanda en zor olanlarından biri. Yani Fenerbahçe tabii ki çok kolay bir karşılaşma beklemiyor. İşte işin siyasi kısmı artık e, çok ön plana çıkmaya başladı. Ligimizde, ülkemizde ilginç ilginç şeyler oluyor. Bir yandan seçimler gelirken siyaset artık her yere girmiş durumda maalesef. Ne yazık ki gerçek bu yönde. işte Fenerbahçe'nin e, bir deplasman yasağı vardı. Kaldırıldı. Şimdi sabah bir kalktım. Bir baktım tekrar getirilmiş mesela gerçekten acayip acayip aklımızın ermeyeceği şeyler oluyor arkadaşlar. Tesir eder mi sonucuna? Belki Fenerbahçeli futbolcuları biraz daha kalmışlar ama tabii ki biz sağ içinde kalarak yorulmayacağız mücadeleyi. Yani baktığımızda Kayseri tabii ki problem yaratacaktır. Burada Fenerbahçe'ye karşı gol de bulabilir. Çünkü Fenerbahçe her maçın artık yani en azından uzun bir süre aradaki puan farkını kapatana kadar Galatasaray'la ee, kapatma yolunda kazanmak durumunda olan bir takım. Ve doğrudan da burada kendi futbolunu oynayacak Kayseri'de. Tabii bu Kayseri'ye Belli başlı avantajlar getirecek. Kayseri'nin yine iç sahada özellikle rakip kim olursa olsun çok da çağdaş atanla beraber çekinmeden oynadığını düşünürsek bu Fenerbahçe'nin oyununa katkı sağlayabilir. O yüzden sanki gollü bir maç olur gibi öncelikle. Yani işte karşılıklı gol varlar. 2.5 üstler mesela burada sanki değerlendirilebilir gibi. Ben de hani 1-2-1-3 tadında bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Diyenler bunlara gidebilir ama ben diyorum ki arkadaşlar yani burada Fenerbahçe zorlansa da Kayseri golde de bulsa, sıkıntı da yaratsa Fenerbahçe kalesinde. Yani maç sonunda o tabelada yazacak herhangi bir skor Fenerbahçe galibiyetini gösterecektir bizlere. O yüzden çok da ekstra bir tercihe gitmeden doğrudan maç sonucu 2 ya da açılan çok değerli bir oran varken bunu değerlendirelim diyorum ki şu anda 1.69'luk bir oran var. 1.66'ydı. Hatta ben 1.73'ten oynadığımı hatırlıyorum. Biraz indi çıktı indi çıktı ama çok değerli görüyorum. Bence nefis bir oran yani 1.69 kazanma zorunlu olan bir Fenerbahçe'ye göre ki Hücum e, maçı olacak gibi gözüküyor. İki hücum takımının karşılaşması olacak gibi gözüküyor. Zaten daha kaliteli olan taraf genelde. Biraz da gününde olsa Fenerbahçe'nin özellikle hücum oyuncuları buradan galibiyeti alacaktır bence Fenerbahçe. O yüzden benim tercihim doğrudan 1.69'luk orandan maç sonucu 2 oldu arkadaşlar. Dileyenler dediğim gibi varlara üstlere, deplasman 1.5 üstlere hepsine gidebilirler. Ben e, bunların hepsini kapsayacağını düşündüğümden dolayı maç sonucu 2'ye aldım sadece. Sizlere de önerim bu yönde. Son maçımız Paris Saint Germain-Nantes mücadelesi arkadaşlar. Ben Paris'i biliyorsunuz uzun süredir değerlendirmiyordum aslında. Ee, ama son hafta e, Neymar'ın sakatlığından sonra özellikle bunun takıma çok iyi yansıdığını gördüm. Yani nitekim Marsilya deplasmanında çok rahat çok e, yani 3-0 farklı yine kazandılar ama çok daha farklı yani 5-6-0 kazanabileceklerin maçtı. Fransa'da da şu an Fransa basında da aynı şey konuşuluyor Fransız spor medyasında yani Neymar'ın sakatlığı. E, takım olumlu e, yansıdı, olumlu etiketledi. tabii ki bir oyuncunun sakatlığına sevilmez ama yani sanki Paris'e daha bir takım oyunu, daha bir takım ruhu daha bir, bir takım savunmasına biraz daha efektiflik kattı gibi mesela Mbappe falan geriye gelmeye başladı hani bir Messi ileride idare ediyorlar ama çok iyi bir takım oyunu vardı Paris cephesinde ben bunun devam edebileceğini düşünüyorum hafta arası Bayern karşısına çıkacak e, Paris Almanya'da e, Münih'te çok zorlu bir maç oynayacak o yüzden Burada erkenden işi çözmek durumunda Nanta karşı. Dediğim gibi ben Paris'i artık değerlendirmeyi bırakmıştım. Çok sıkıcı futbol oynuyorlardı ama son haftadaki o Neymar'sızlık sonrası onun olumlu yansıması sonrası iyi bir Paris gördüğümden burada hızlı bir başlangıç yapacaklardır diye düşünüyorum karşılaşma. İlk yarıdan fişi çekmeye çalışacaklar. Yine Paris'in de burada ilk yarıda atacağı tek gol 1.30'dan değerlendirebilir arkadaşlar. Yine tabii ki alternatiflere gidilebilir işte. İlk yarı bir bunlardan biri olabilir ben çok gitmenizi tavsiye etmem. Şimdi Paris çok önde oynayan bir takım. Çok işin Savunma kısmında çok fazla olmayan bir takım. Çok defolar verebilen bir takım. Çok önde ofansif oynadığından. Bakarsınız Nant da ilk yarıdan bir tane atar. ilk yarı bir riske girer. Hani biraz daha yüksek oran arıyorsanız ne yapabilirsiniz? İşte 3-0, 3-1 gibi bir karşılaşmanın beklentisi var. İşte 1 ve buçuk üst yaparsınız mesela. 1.60 civarına çekiyorsunuz oranı. Ya da çok daristli kuponlarda da hani doğrudan Paris'in 3 golüne hedef alırsınız. Ev sahibi 2.5 üst olarak yorumlarsınız. O da 1.90'a kadar çekiyor ama bunlar... Biraz daha alternatiflerimiz arkadaşlar. Bir de geç seans maçı olduğundan çok buraları da açıkçası gitmek istemiyorum. Yani Paris ilk yerden bir tane atsın alalım çıkalım e, kafasındayım açıkçası. Dileyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Özellikle iki maçın tam analizini yapmaya çalıştım. Hatta son üç maçın tam analizini yapmaya çalıştım. Farklı farklı tercihlerde tabii ki çıkarabilirsiniz. Ben kendi ana tercihlerimi söyledim. Dileyen dilediği şekilde, aklına yattığı şekilde bu dört maç arasından çıkarabileceklerini çıkarabilir arkadaşlar. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadardı. İyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Güzel, keyifli. Ee, sağlık dolu, mutluluk dolu bir hafta sonunuz olsun. Yanında zaten kazanç koyabiliyorsak ne ala bizlerin de tüm gayesi zaten bu yönde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Pazar videosunda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.